Süleyman Özışık. Bahçeli ne diyor? Üsküdar Yazar Okulunda ders verdiğim öğrencilere sizin için dava nedir? Önümüzdeki hafta bununla ilgili bir yazı yazmanızı istiyorum dedim. Yaklaşık 60 öğrenci günümüz yazarlarına taş çıkartacak satırlarla çıkıp geldi bir sonraki hafta. Müsaadeniz olursa Muhammed Affan Polat isimli öğrencimin yazdığı yazı ise tek kelimeyle enfes birkaç satır paylaşmak istiyorum o yazıdan. Dava derttir. Dertlenebilmektir dert edinebilmektir. Mekke'yi, Medine'yi, Kudüs'ü, velhasıl ümmeti dert diye yüreğine emzirebilmektir. Dava baba olmaktır. Namusunu çiğnetmemektir. Eşe, dosta, evlada olduğu gibi İslam'a, devlete, vatana, millete siper olmaktır. Mukaddesata uzanan eli havada yakaladığı gibi kökünden kırmaktır. Dava yar olmaktır. Hükümdar değil payidar olmaktır iktidar değil bir yiğit serdar olmaktır. Esen rüzgardan değil hakka tutunan yapraktan taraf olmaktır. Tanktan değil sapandan taraf olmaktır. Mermiden değil taştan taraf olmaktır. Sayın Devlet Bahçeli'nin dünkü açıklamasını okurken Muhammed'in yazısı geldi aklıma. Tam da Muhammed'in yazdığını yaptı MHP lideri. Hükümdar değil payidar olmak adına konuştu. Ben iktidar olayım da ülkenin ne hali varsa görsün demektense ülkesinin payidar olması ve payidar kalması adına yiğitçe, mertçe serdarlık yaptı. Basın açıklamasından sonra sosyal medya hesaplarına şöyle bir göz atayım dedim. Pensilvanya'daki FEDBUL'un enikleri başta olmak üzere pek çok kişi MHP liderine sayıp sövüyordu. Neden peki? CHP ile HDP'nin yanında olacağıma Erdoğan'ın yanında olurum dediği için. Vay efendim bir siyasi partinin lideri bunu nasıl söyler? CHP'liler HDP ile birlikte iyi salladık deyince bir şey olmuyor da Sayın Bahçeli Milli İttifak adına Erdoğan'dan yana olunca neden olay oluyor söyler misiniz? AK Parti'yi destekleyeceksiniz MHP niye var? Kapatın gitsin öyle mi? Kimse size madem HDP'yi destekliyorsunuz CHP niye var kapatın gitsin dedi mi cicim? Madem CHP'yi destekleyeceksiniz Saadet Partisi niye var diye soran oldu mu? Madem CHP önümüzdeki seçimler öncesinde kah Meral e, kah Abdullah Gül'e aday olursan seni destekleriz diye sırnaşıp duruyor, o zaman Kemal Kılıçdaroğlu niye var Öyle ya gönderin gitsin o zaman. İktidar karşıtı anketçiler, gazeteciler, akademisyenler TV ekranlarında bu iktidardan nasıl kurtuluruz? MHP ile AK Parti'nin ne yaşanırsa ayrışırlar diye tezler, antitezler ve teoriler paylaşırken sorunu yok. MHP ile AK Parti birlikte hareket edince sorun var öyle mi? Biraz samimi olun samimi. MHP lideri Bahçeli birileri gibi olayları demokrasi kılıfına sokarak teröristlere, darbecilere ve hainlere siyasi avukatlık yapmıyor. Safını açık bir şekilde belli ediyor. Sizin karın ağrınızın nedeni bu. Muhalefeti Engin Altay'ın dediği gibi yapmıyor. İktidar dünyanın en güzel işini de yapsa bizim işimiz onu eleştirmek ve kötülemektir demiyor.'' Muhalefeti ülkenin istikbali, milletin ikbali için yapıyor. Kuyruk acınız bundan. Devlet bey devletine sahip çıkıyor. Milletin çıkarının, kendi çıkarı ve parti çıkarının üstünde olduğunu haykırıyor. Yüzde sıfır virgül bilmem kaç oy alacak partiler aday gösterme sevdasındayken Sayın Bahçeli sonunda olacağı en başta yapıyor. Ben milliyim ve yerliyim diyor. Milliyetçiyim ve muhafazakar parti hangisi ise onu destekleyeceğim diyor. Hadi itiraf edin. Şu an eleştirdiğiniz adam 7 Haziran'da Kılıçdaroğlu'nun kendisine önerdiği siyasi rüşveti kabul edip başbakanlık koltuğuna oturmuş olsaydı, şu an sizin için baş tacınız olacaktı. Kılıçdaroğlu başbakan yardımcısı, HDP'li terörist yardakçıları bakan olsaydı, şu an tam da sizin istediğiniz demokrasi gelmiş olacaktı. Ama olmadı işte. Çıldırmanız, dellenmeniz ve dahi kudurmanız bundan. Ülkeyi yönetmek kadar yönetecek kişiyi seçtirmek, ülkeye ve siyasete yön vermek de bir maharettir. Bahçeli bunu yapıyor ama sizde bu kafa yok. Sahi, siz 2019 için aradığınız adayı buldunuz mu kuzum? Dipnot, aman ha Kemal Kılıçdaroğlu'nu gönderin gitsin önerimi dikkate almayın sakın. 2019'da bize çok lazım olacak. Süleyman Özışık internethaber.com